Ağustos İşçi Partisi'nin kuruluşundan beri işçiler ve aydınlar arasından en cesur ve sınıf bilinçli kadınlar Bolşevik Parti saflarına katıldı. Alexandra Kolontay, İnsa Armand, Nadezda Krupskaya, Claudia Nikolaeva, Maria Ilinichna, Olga Larustin, Tatyana Mihalnovna, Yelena Dmitrievna Stasova ve daha adını sayamadığımız binlerce kadın Ekim devriminin zaferi için mücadele etti. Bu kadınlardan biri Alexandra Kolontay'dı. Kadınların yazgısı beni tüm yaşamım boyunca ilgilendirdi ve sosyalizme çeken de bu ilgi oldu zaten diyen Kolontay, aristokrat bir aileden geliyordu. İyi bir eğitim görmüştü. Tüm becerisini, yeteneğini devrime adadı. Etkin bir propagandacı, ajitatör olarak yaşamı boyunca büyük bir azimle çalıştı. Sürgünde, hapishanede, yoksulluklar içerisinde yılmadan çalışarak o görkemli Ekim devrimine hazırlayan bir yapıcı, etkili bir eylem insanı oldu. Kadın kurtuluş mücadelesiyle kopmaz bağını daima sürdürdü. 1917 yılının o çalkantılı yıllarında bile kadınlar arasında yürütülen çalışmanın ihmal edildiğini düşünerek partisiyle sert tartışmalar yürüttü. Kendisine güveni tam, güçlü bir kadındı. Her koşulda inandığı doğruların peşinden giden gözü pek, cesur bir savaşçıydı. Kadın kurtuluş mücadelesine devasa katkısıyla tanınan Kolontay, uluslararası kadın konferansları, kongreler düzenlenmesinde büyük emek verdi. Yazdığı ciltler dolusu makaleler ve kitaplarıyla kendisinden sonra yaşayacak kuşaklar içinde büyük bir deneyim hazinesi, devrimci miras bıraktı. Milyonlarca kadının büyük bir özveriyle katıldığı Ekim devrimine hayat veren kadınlardan biri de olanca mütevazılığıyla Nadezhda Konstantinovna Krupskaya'ydı. Devrime sarsılmaz inancıyla her hareketi sessizce izleyerek sonuçlar çıkaran, her ayrıntıya, her gelişmeye hakim olan Krupskaya, Bolşevik Parti'nin önemli bir ismi, Lenin'in sağ kolu oldu. Sovyet iktidarının zaferine inancı hiç eksilmeyen Krupskaya, bazı güçlü devrimcilerin bile tereddüt ettiği durumlarda hep aynı inançla davanın doğruluğuna, zafere inancını sürdürdü. Yelena Dmitrievna Stasova ise illegalite yıllarının zorlu koşullarında Bolşevik Parti'ye öncülük eden kadınlardandı. Erkek egemenliğinin varlığını güçlü biçimde gösterdiği kadın devrimcilerle erkek devrimcilerin eşitsiz koşullar içerisinde mücadeleyi sürdürdüğü yıllarda devrime içten bağlılığı, örgütçü yetenekleri, zekası, çalışkanlığı, disiplinli çalışması ve yoldaşlarıyla kurduğu dostça ilişkileriyle öne çıkmıştı. Partinin illegalite yıllarında Lenin'in yakın çalışma arkadaşıydı. Parti Merkez Komite Sekreteriydi. Aydınlık bilinci inisiyatifiyle İnsa Armand özgüveni gelişkin bir önder kadındı. Doğru bildiklerini en içten muhaliflerinin karşısında bile kararlılıkla savunan İnsa Armand, kadının kurtuluş mücadelesine duyduğu özel ilgisi ve emeğiyle de tarihteki saygın yerini aldı. Devrimin hazırlık günlerinde önemli parti görevleri üstlendi. Devrimden sonra da kadın işçi hareketinin örgütlenmesi için çalıştı. Emekçi kadınların sosyalist inşada etkin birer özne olması, yaşamın her alanında katılımcı olmaları için delege konferansları gibi etkili mücadele aracının da yaratıcısı oldu. Ekim devrimi milyonlarca kadının iradesi, emeği, cesaretiyle gerçekleşti. Kolontay bu kadınları şöyle anlatmıştı. Ekim devriminin kadın kahramanları koca bir orduydular. Ve bu kadınların adları unutulsa da göstermiş oldukları özveri, devrimin zaferinde Sovyetler Birliği'nde çalışan kadınların bugün kaydetmiş olduğu tüm ilerleme ve kazanımlarda yaşamayı sürdürecektir.